Arkadaşlar herkese merhabalar. Pek çok arkadaşımızın aklındaki en popüler sorulardan bir tanesi çok eksiğim var ama nasıl toparlarım, nasıl tamamlarım şeklinde oluyor. Yarın çalışırım, öbür gün çalışırım, ertesi gün çalışırım şeklinde sürekli ertelediğiniz konular birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir dağ gibi karşınıza çıkıyor. Bu manzarayla karşı karşıya kaldığınızda daha çalışmaya başlamanın üzerinizde bir yorgunluk ve yılgınlık hissettiğinizi de biliyorum. O yüzden ben de bugün bu videoda sizlere eksiklerinizi nasıl tamamlarsınız, tamamlamak için neler yapabilirsiniz bunları anlatacağım. Burada ilk olarak değinmem gereken şey, eksiklerinizi kapatırken lütfen kararlı ve istikrarlı olun. Pek çok arkadaşımız eksiklerini kapatmak için çalışmalara başlıyor. Bir gün çalışıyor, iki gün çalışıyor ama sonrasında hemen hızlı bir şekilde araya bir şeyler giriyor ve pes ediyor. Lütfen siz bu videoyu izliyorsanız bu kişilerden olmayın. Gerçekten kararınızın arkasında olun. Evet zor olacak ve eksiklerinizi kapatmanız biraz sürenizi, biraz sabrınızı isteyecek sizlerden. Ama gerçekten fikrinizin arkasında olduğunuza ve kendinize güvendiğinize bunu tamamladığınızı göreceksiniz. Sonrasında yapılması gereken şey ise mutlaka ama mutlaka kendinize bir eksik listesi belirlemek olmalı. Ama bunu yaparken lütfen aklınızdan şöyle konuları geçirip şunu da sanki eksiktim, şunu yapsam iyi olur şeklinde yapmayın. Çünkü bunu yaparken eksik olduğunuz aslında bazı konuları da kaçırabilirsiniz, unutabilirsiniz ve aklınıza gelmeyebilir. O yüzden buradaki en etkili yöntem aslında deneme sınavları diyebiliriz. Bir deneme sınavına girip yanlışlarınızı ve boşlarınızı analiz ederek buradaki eksik konularınızı hızlıca belirleyebilirsiniz. Ya da eğer ki deneme sınavı yöntemini kullanmak istemiyorsanız lütfen önünüze bir kitabı açın ve içindekiler bölümünden sırayla iyi olduğunuz konuları artı, kötü olduğunuz konuları da eksik koyun. İşte bunu yaptığınızda hiçbir konuyu gözden kaçırmadan eksik olduğunuz tüm konuları çok net bir şekilde belirlemiş olacaksınız. Konularınızı belirlediğiniz zaman buna ne zaman, nasıl çalışacaksınız işte asıl mesele de zaten bu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için de yapmanız gereken en ama en önemli şey mutlaka kendinize bir plan ve program oluşturmak. Yani kendinize mümkünse haftalık ve hatta aylık bir programda oluşturabilirsiniz. Hangi gün, hangi branşa çalışacaksınız, ne kadar çalışacaksınız, hangi konuyu işleyeceksiniz bunları lütfen özenli bir şekilde yazın. Genelde arkadaşlarımıza program yapın dediğimizde çok hızlı bir şekilde 1-2 dakikada işte bir defterin arka sayfasında özensiz bir program yapıyorlar. Ama bu yapıldığında gerçekten o programın uygulanabilirliği oldukça düşük oluyor. Çünkü üzerine düşünmeden, gerçekten o program size uygun mu bunu düşünmeden yapmış oluyorsunuz. O yüzden lütfen program yapmaya oldukça vakit ayırın. Yani 1 saat gerekirse ayırın, üzerine düşünün, karar verin. Ben bu derste bu derse aynı gün çalışabilir miyim? Hangi konulara çalışsam benim için daha verimli olur şeklinde bir planlama yapmanız çok önemli. Yani diyelim ki ben pazartesi günü matematik çalışacağım ve aynı zamanda yanında biyoloji çalışacağım. Acaba kimya çalışsam mı diye düşündüm ama kimya ile matematiği aynı gün çalışırsam verimsiz olabileceğini düşündüğüm için kimya yerine biyoloji koydum gibi kendinize göre kolay yapabildiğiniz ve zorlandığınız branşları aynı güne eşleştirirsiniz. Bu sizin işinizi kolaylaştırır. Arkasından da mutlaka konuları yerleştirin. Matematikten polinoma çalışacağım, biyolojiden kalıtıma çalışacağım. İşte bunu belirlediğinizde de hangi konuya ne zaman çalışırım, acaba bir konuyu çalışmaya atlar mıyım şeklindeki soruları tamamen sıfırlamış oluyorsunuz. Ve bu şekilde hiçbir konuyu atlamadan hızlı bir şekilde, aynı zamanda okuldaki devam eden derslerinizi de atlamadan konularınızı tamamlamış olacaksınız. Evet, konu eksiklerini belirlediniz ve artık çalışmaya başlayacaksınız. Önünüze kitabınızı aldınız, kitabın kapağını açtınız. O da ne ki? Konuya dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Özellikle de sayısal derslerde konuyu hatırlamadığımızda ve bir şey bilmediğimizde kendi başımızı anlamak çok güç oluyor. Bu da bize vakit kaybettiriyor. Lütfen böyle durumlarda video izlemekten çekinmeyin. Bizlerin sizler için hazırlamış olduğu konu anlatım videolarından bu noktada faydalanabilirsiniz. Ama burada şunu da hatırlatmış olalım. Bazen video izlemek keyifli geliyor, eğlenceli geliyor diye bir konuya dair 5 tane 10 tane video izlemeye kalkışan arkadaşlarımız var. Bu da size vakit kaybettirir. Lütfen bunu da unutmayın. Bir video, maksimum 2 video sizler için yeterli olacak. Videonuzu izlerken de notlar alırsanız bu da sizin için oldukça faydalı olacaktır. Konuyu dinledikten sonra bence herkesin zihninde tam olarak oturtabilmesi için kendi başına bir tekrar yapmasında da fayda var. Herkesin kullanacağı yöntem burada farklı olabilir. Kimleri özet çıkartarak daha verimli bir şekilde tekrar yapabilir. Kimleri sesli anlatım yapabilir. Kimleri ise okuyarak çok daha verimli olduğunu düşünebilir. Sizler için en doğru yöntem neyse lütfen onu uygulamaya çalışın. Yani aman ben özetle çıkartayım, birazcık da normal yazayım, biraz da sesli anlatayım demeyin çünkü vaktiniz kısıtlı. Siz eksiklerinizi kapatmaya çalışırken aynı zamanda şu anda okul derslerinize devam ediyor. Yani eksiklere bu kadar çok yoğunlaşırsanız şu anki mevcut konuları da kaçırırsınız ve bir süre sonra onlar da eksik olarak sizin karşınıza çıkar. O yüzden en doğru, en verimli yöntem neyse onu seçerek hemen konu tekrarınızı tamamlamış olun.
Ve son olarak hem konuyu pekiştirmek hem de gerçekten yeterince anlamış mısınız bunu test etmek için lütfen her branştan mutlaka sorular çözün. Bunun için aslında her branştan birer tane kaynaktan soru çözmek ve bu kaynakları senenin sonunda bitirmek sizler için çok yararlı olacaktır. O yüzden de soru çözümü ihmal etmeden programımıza buna dahil edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle eksiklerimiz olduğunda hangi yöntemleri kullanarak bunları tamamlamamız gerektiği ile ilgili konuştuk. Sizlerin eksikleri var mı? Eksiklerinizi tamamlamak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Lütfen siz de bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.